Can kurtaran sistemi her... Burada şimdi şey varmış. Onu yapıyorsun ama şimdi biz buraya gelip tadilat yapıyoruz, yıkıyoruz, yanına yapıyoruz desek. Olmaz da. Ben çocuk paraya bak. Yok yani bir şakak olmasın diye bir şey yapıyoruz. Dört hastalığı böyle arayın. Dün abi yorumlar okuyor. Bu kadar mutlu. Yok yok ben. Öyle bir... Ben zaten yaklaşık 30 yıldır bu sahilde her sabah yürüyorum. 10 ile 15 kilometre arasında yürüyorum. Bu daha çok farkındalık yaratabilmek için, sporun önemini, açık havada yürüyüşün insan sağlığına faydasını anlatabilmek, Sağlık Bakanlığı'nın o çağrısına Atakum'dan destek verebilmek için bugün böyle bir etkinlik düzenledik. Atakum'un iskelesinde ufak tefek düzenlemeler yapmıştık. O ışıkları falan yalı kafenin kapatılmasından sonra söndürmüştü. Onlara baktım. Orada bir takım eskiyen unsurları değiştiriyoruz. Balıkçılar değişik bir kültür. Onların dünyasına girmek lazım. Arada bir onu hissettirmeye çalışıyoruz. Belediyenin balıkçılarla onların sorunlarıyla yakından ilgileniyor, takip ediyoruz. Onları bir sportif aktivitenin bir parçası olarak değerlendiriyor, görüyoruz. Yani Atakum hayatın her alanında herkesi öne çıkaracak. Atakum'un bir başka özelliği de var. Atakum'da 40 bin üniversite öğrencisi var. Bunun 5 bini yabancı uyruklu. Atakum Türkiye'de benzeri olmayan bir ilçe. Onu öne çıkaran, onu Türkiye'nin diğer taraflarından fark edilen, bilinen, takip edilen bir ilçe haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Sanatın, kültürün, sporun etkin olduğu, sanatla, kültürle, sporla anılan bir kent olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bakın bu özelliklere rağmen bu alanda çok fazla yol alamamış bir kent. Bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Sporun, sanatın yapılabileceği alanları bu zor bütçemizle oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm kaynaklarımızı buna harcıyoruz. İnsana dokunan, insanın yaşamını kolaylaştıracak, insanları bir arada tutacak, komşuluk hukukunu güçlendirecek, ortak kültürlerini aynı kentte kent kültürüyle bütünleştirebilecek bir proje uygulamaya çalışıyoruz. Hayatın her alanında var olmaya çalışıyoruz. Bir de belediyenin kendi kadroların dışında kentin gönüllülerini kent yönetimine katmaya çalışıyoruz. Kent konseyi bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Kent konseyini çok önemsiyoruz. Kentin tüm unsurları kent konseyinin çatısı altında birleştirdik. Mahallelerde mahalle meclisleri oluşturuyoruz. Orada herkesin görüşünü almaya çalışıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Yaşayan insanları, ben varım diyen insanları, ben bu kentte yaşıyorum, benim de sözüm var diyen herkesi dinliyoruz. Herkesi projemize katmaya çalışıyoruz. Yani o yönetişim denilen şeyi Atakum'da uyguluyoruz. Yani korona bende çok ciddi semptom yaratmadı ama tabii ürkütücü bir hastalık. Atakumlar üzerinde de olumlu şey yaptı, olumsuz etki yaptı. Değişik gruplar halinde geldiler. Evimin önünde bir kısmı etkinlikler düzenledi, müzik etkinliği düzenlediler, sevgi gösterisinde bulundular. O bana moral oldu, iyi oldu. Belki aldığım ilaçlar kadar daha etkili oldu. Samsun Spor'lar ayrıca geldiler, biz senin yanındayız. Sen Samsun Spor'u ne kadar destekliyorsan biz de Samsun Spor taraftarları olarak sana sahip çıkıyoruz, sana sağlık diliyoruz dediler. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Bu karşılıklı gönül bağı dediğimiz şeyin pratiğe geçen, hayata geçen uygulamaları bunlar. Güzel örneklerdi. Benim hayatımda unutmayacağım, bir tarafa yazacağım anılardan biri. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hem Türkiye hem dünya, hem korona nedeniyle hem de ekonomik nedenlerle. Birbirimizi anlamamız gerekiyor. Ben daha önce de söylüyordum, sürekli söylüyorum. Elim Atakumların omuzunda ama gücüm sonsuz değil. Her sorunu çözemiyorum. Sorunları biliyorum. O sorunlarla yatıp kalkıyorum.
olabildiğince katkı vermeye çalışıyorum. Karşılıklı anlayış gerekiyor. Bu zor günleri birlikte dayanışma içinde birbirimizi anlayarak atlatmamız gerekiyor. Herkese kolaylıklar diliyorum. Yani genç